Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Esra Games benim kanalım. Evet, Esra Games kanalına hoş geldiniz. Ama ya tamla abone olmuyorsa hemen tamla abone olun. Kanalımıza abone değilseniz hemen onu aşağıda ücretsiz olarak hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bugün ne satın alıyoruz? Tüylü dost evi. Burada tüylü dostlar evini satın alıyoruz. YouTube. Bakın böyle evi var. Harika bir ev satın alıyoruz arkadaşlar. İstersen arkadaşlar dur annem satın. Hemen satın alalım. Satın ala tıklayın. Satın ala tıklayın. Ve Nil şifreyi giriyor arkadaşlar. Ne oluyor? Evet. Satın aldık mı? Ödeme gerçekleşti mi? Hemen bir bakalım. Çıkalım bakalım ben buradan. Ben de dur ben bakayım de sana vereceğim. Açasın hemen sana vereceğim. Aman orada bir inşaat bir şey var ya unut. Ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Ve bir saniye anneciğim. Hemen sana vereceğim. Dur çok heyecanlıyız. Olur. Aa, gel bakalım otur. İnşaat dedik. Nil hemen. Oraya. Neredeydik? Burada. Gelin. İnşaat dedik. Ve arkadaşlar tüylü dostlar için evimiz inşa oluyor arkadaşlar. Ay Nil çok sabırsız, bir an önce evin içerisine girdi. Bu evi bir an önce tüylü dostlarımız için hazırlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa böyle hayvanlar için tüylü dost evi. Harika bir ev satın aldık. Arkadaşlar o güzel yorumlarınızı okuyorum bu arada. Hepsi birbirinden güzel, emojilerinizi gönderdiniz. Emojilerinize anne bakıyorum. Bahçesi anne, de var. Anne bak bu var mesela, bu da var. Evet, bahçesi bile hazır. Bahçeyi de yapacağız Nil. Unutma. Aa kapısına bak. Tüylü dostlar için harika bir bak. Evet, harika bir parkur hazırlayacağız. İlk önce evimizi bir bak gezelim boş halini. Ay camları da böyle pati şeklinde arkadaşlar. Evet, harika. Dışarıdan başlayalım. Önce parkurumuzu mu hazırlayalım? Evet. Kediler için yatağı. Aa, dışarıya mı koyacağız? Evet. Tamam ama buraya parkurlar falan koysaydın. Neyse sen bilirsin, koy bakalım. Bakalım başka neler koyacaksın buralara. Burada ne, tahterevalli gibi bir şey. Aa Nil bahçeye her şeyi dolduracak arkadaşlar. Bak şurada bir atlama parkuru var kediler için. Evet. Yukarıya doğru kaydır bakalım başka neler var. Ay kedilerin tuvaleti de çok güzel. Banyosu da kemik şeklinde. Arkadaşlar ilk önce bu kedili tüylü dost evini Nil inşa etti. Şimdi eşyalarını dolduruyor. Daha sonra da ben yeniden eşyalarını yerleştireceğim. Bakalım hangimizin yaptığını beğeneceksiniz. İnşaat bunu yeniden dekor edemezsin. Dekor edemez miyim? Tamam. Nil kediler de koydun bile. Bunlar ay çok tatlı, evlerine girdiler hemen. Bahçe için başka neler var? Başka bir şey yok herhalde. Çitler. Çit mi koyuyorsun? Tamam. Kedilerin hoşuna gidebilir. Bu balonu yere tıkladığımızda bize yeni bir şey vermiş mi kediler için? Vermemiş. Vermemiş. Işığa tıkladığımızda vermiş olabilirim ya da saksıya çiçeği. Vermiş. Ay bu. O ne? Gaz lambasını niye dışarıya koyuyorsun canımın içi? Çiçeğe tıklayalım. Nereye? Bak şurada çiçek var ya anneciğim. Burada başka bize... Bak harika bir ağaç ev vermiş. Koyamazsın. Buraya tamam. Nereye koyacağız? Şuraya. Evet tamam. Şunu biraz çetelim. İstersen onu kaldır. Çok fazla oldu. Çok karışık oldu bu bahçe. Nil bu bahçe çok karışık oldu. Bir daha yapalım. Hayır. Aa. Ya ben de yapmak istiyorum. Yaklaş bakalım bana cimcime. Hani bak. Onlar pati izleri. Eve gizli gizli giren küçük patiler var burada. Burası bitti. Bitti mi? Bu kadar mı parkurumuz? Evet. Tamam şimdi... Sıra sıra mutfakta. Mutfak... Sıra önce sıra... yatak odası yapsaydık. Ay, sıra sıra mutfakta dedim. Sıra sıra mutfak mı yapacağız? Ay kedili bir buzdolabı Nil. Bir köpekli bir de kedili koyalım. Bak içi böyle. Evet. Düz böyle bu. Düz dolabı değil yalnız, buzdolabı. Buzdolabı. Kediyi de koyduk. Ben kediyi... Ben sana kediliyi koydum. Hayır iki tane koy, beni bu tarafa koy, beni bu tarafa. İki tane dostumuz için. Yapıyor Nil. Tam bana yanaş, istediğini koy bakalım. Dolabın içerisinde neler olacak peki? Dolaptan başka neler var? Dolabın içi... Anneciğim onlar vardı zaten. Anne hayır dur, ben bir şey yapıyorum. Yukarıdakileri koy. Ben sana böyle yapıyorum. Hmm, dolabın içerisinde arkadaşlar Nil böyle raf şeklinde daha değerli toplu olması için şeyler koydu buzdolabının içerisine.
Anlamıyorsun. Köpek maması. Kedi maması. Kedi maması. Köpek maması. Hadi bakalım. Nil girişe buzdolabı koydu tabi. Kızım bu böyle mi olur? Böyle mi olur? Ben yapayım da sen gör bakalım. Hayır. Tamam. Kemikleri koyuyor bol bol orada. Oh, kedi şeklinde kurabiye var. Kemik şeklinde kurabiye üstteydi, gördün mü? Yine pasta. Bu kedi köpek pasta yiyor mu ya? Anne şimdi de. Ha, evdeki insanlar için. İnsanlar için. Yani, tamam, tüylü dostların yanında tabii ki sahipleri de var. Beraber mutlu mutlu yaşıyorlar. Şimdi onlar birazdan taşınacak. Taşınacak mı? Bu tamam. Kadar yeter. Buzdolabı yeter. Başka neler koyacağız girişe? Koltuk koyacak mıyız mesela? Dur anneciğim. Durdum anneciğim. Cim cim cim. Oo, harika bir lavabo koydun. Masa. Dur. Kedilerin böyle değişik masaları olur mu acaba? Dur 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 dur. O ne koydun? Ocak mı? Evet ocak. Aa, yerde ocak yanacak. Kız bu kedilerin kuyrukları tutuşur, kuyrukları. Tamam mı? Bahçeye sürer. İyi orada dursun hadi bakalım şimdilik durabilir. Ay kedi maması. Bak şunlar mama kapları. Yere koyacaksın. Yok mama kaplarını yere koy. Bas bir tane dolsun. Evet. Aferin. Bak şurada su kapları da var. O toz makinesi ne o? Toz. Yukarıya koy. Bence oraya bir masa koy anneciğim. Bir tezgah koy. Hepsini ya da raf koy. Anne bunu bahçeye koyalım. Bahçeye mi koyacaksın? Nil bahçe. Resmen ne ararsan var oldu bahçede. Hadi bakalım. Ne koyuyoruz? Kemik şeklinde bir masamız var. Evet. Tamam şimdi mutfak malzemelerini doldur bakalım oraya. Başka neler varmış? Nil bir tane de su kabı koy. Yazık evet oraya. Yemeklerini yedikten sonra su içmeleri lazım. Kız deterjanları koyma oraya. Ben bak koyayım. Burada küçük bir süs havuzu var. Gördün mü kedilerin için? Başlayı. Çok güzel. Koy bakalım. Çok güzel. Buradaki tencerelere tavada. Halı koymadık. Halıya kadar daha bir sürü şey koymadık oraya canım benim. Halıya tırladın. Ay. Halı vermiş. Çok güzel. Halı vermiş işte. Bak kedi şeklinde. Ama anne onlar tam vardı. Köpek şekli. Hayır senin diğer oyununda vardı. Bende yoktu canım benim. Şaşkınım benim. Oy. Yumoş yumoş tüylü bir köpek paspası. Kedi. Tamam. Buraya başka neler koyacağız? Anne bir ufak malzemesi doldurmadım. Biraz raf koysaydın ya yere mi koyacaksın anneciğim anne, her şeyi? Anne bak burada dolap var. Dolap var da o dolap tezgah altındaki deterjan dolabı canım benim. Ben oraya hep ama anne ben hep oynuyorum. Niye sen hep öyle oğlun olsun? Öyle oynuyorum. Öyle mi oynuyorsun? Tamam o zaman. Aslında bir raf koysaydın rafta her şey belli olurdu. Kapanmayacak şimdi olmuş. Hah kapandı oh be. Bak kapanmıyor. Doldu taştı. Buraya başka ne koyacaksın Nil? Masa sandalye. Masa da koymadın. Sandalye. Sandalye. Mama sandalyesi. Mama sandalyesi koy bakalım. Nil neler yapıyorsun sen öyle ya? Çok güzel anne, olur. Anne ben kitap tonamızın yarısını tutarladım. Tamam. Şimdi şu anda tüylü dostlar evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Mutfağın burası boş kaldı. Buraya istersen bir oturma grubu koyabilirsin. Burada çocuk bebekler. Tamam. Biraz rafları da süsle, etrafa çiçekler falan koy anneciğim. Bunu da bahçeye. Bahçe mi? Bahçede yer kaldı mı ki? Bak. Senin yanında. Biz bizim taşındığımızı zannedecekler arkadaşlar. Çünkü bütün eşyalarımızı bahçeye attık. Tamam buraya başka ne koyacaksın? Televizyon koyabilirsin. İkili koltuk Tildes. Evet. Çiçek koyabilirsin. Evet anneciğim dur. Evet anneciğim dur. Işık koyabilirsin. Işık koymadın anneciğim. Ben ışık sevmiyorum. Ama burada böyle pati şeklinde bir şeyler var. Belki koyulabilir. Tamam. Başka ne koyacaksın? Televizyona tıkla bakalım neler varmış. Birazcık mutfağımızı, girişimizi süsleyelim. Ne? Telsiz ahizeler var bak yukarıda kedi şeklinde. Gördün mü? Aa onlar yavru kedilerden haber almak için. Yavru kedi odası yaptığımızda bir tanesi salonda duracak. Bir tanesi burada ya da radyoya da benziyor arkadaşlar. Çok güzeller öyle değil mi? Aa niye çöp atıyorsun? Ne?
oyuncak. Aa, lamba bak. Çok güzel. Köpek şeklinde harika bir lamba. Bunu köpekle yerine koyarım. Tamam. O zaman bir odayı kedi odası, bir odayı köpek odası yapalım. Ne dersin? Olur. Tamam. Buraya başka ne koyacaksın? Bir odayı insan odası, bir odayı kedi odası, bir odayı da köpek odası. Tuvalet. Tuvalet, tamam. Burası köpek odası. Tamam, kedi odası ve köpek odası. Yapmaya devam burası edelim. Burası da tuvalet, burası da insan. Ve buraya başka ne koyacaksın? Televizyonu tıkladın mı? Arabaya tıkladın. Burada ne var? Bence yastık koyabilirsin. Tizor. Kediler çünkü yastıklara bayılır. Tizor. Televizyon orada değil. Canım benim. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı. Ama duvarımız aslında patili, gayet güzel. Kızım, yerleri mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Duvarlarımız gayet güzel Niloş. Tamam. Patilerimiz kalsın. Ben patilerimizi çok beğendim. Hayır hayır. Tamam, bu arada patili gayet güzel zaten. Hayır, ben patiliyi daha çok beğenmiştim. Cami gibi oldu. Hiç güzel olmadı. Hiç beğenmedim. Ben kendi evimde daha güzel yapacağım. Şimdi bu oda kedi odası olacak. Senin kendi evin neresi ki? Bu kedili tüylü dost evini daha sonra bir de ben dizayn edeceğim. Yaşarız. Bu evi dizayn edeceğim. Tamam, hadi dizayn et bakalım. Şimdi sıra insan odası. İnsan odası. Sahiplerinin odasında mı sıra? Evet. Ay, baksana ne çok güzel şey var. Anne. O ne? Kediler için harika bir yatak. Ama kediler böyle gizli yerlere girmeyi çok sever çünkü ne? O zaman şu kedi şeklinde ya da köpek şeklinde olan bir yatağa koyabiliriz. Bak bu da köpek. Tamam, o da olur. Çok güzel. Ne güzel, kedisi yanında uyur, o da orada uyur. Harika olur. Pijama. Evet arkadaşlar, Nil 4 yaşında ama yine de harika yapıyor, öyle değil mi? Hadi bakalım. Öyle canım için. Öyle. Ay ne, o ne? Sandalye mi? Raf mı Nil? Raf. Hayır, diğeri. O çok büyük. Bak orada kedi şekli. O raf mı? Sandalye. Hayır, raf. Ay sandalye. Ay kedilerin uyuması için. Aa, duvara yapılan mı raflardan? Ay ne kadar şanslı bu evde uyuyan kediler. Uyuyan güzel. Uyuyan güzel mi? Hani bak. Tırmanan şeyler. Evet, kedilerin tırmanması için harika. İşte tırmanıyorum. Birazcık daha aşağıdır. Evet. Bak, bir de böyle puf. Bir de böyle puf. Hadi bakalım. Puf puf dedikçe saçların uçuyor. Bana doğru gel. Hadi anneciğim, yapmaya devam edelim. Ne? Birazcık resim as istersen ya. Duvarlar çok boş kaldı. Aynen. O perde. Ay. Perdeyi ne yapacağız kız? Onu perdeye. İyi tamam. Orada bir tane kediyle köpek resmi var. Baksana. Bak böyle yapıyorsun. Dediği zaman çıkartabilirsin perdeyi. Orada bir tane kedi. Ay, aile tablosu kedi ve köpek. Çok güzel. Çok beğendim. Bir tane böyle. Tamam. Paket ediyor anne. Başka. Küçük tablo. Ay yerimiz kalmadı. O yüzden düşüyor arkadaşlar. Nasıl? Ay çok sevdiği için onların resimlerini koydu başucuna. Şimdi diğer odaya mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Tuvalete. Tuvalet mi? Tuvalet şurası değil mi? Bak en sonda bir yer var. Orası tuvalet sandım. Orası mı? Oda mı? Odası. Tamam o zaman. Burası şimdi tuvalet mi yapacağız bu tarafa? Evet. Tamam. Buraya da tuvalet yapıyoruz. Hadi bakalım. İşte ben bir açayım. Acaba kedilerin tuvaleti farklı mı? Bakalım. Ay Nil bak çok güzel. Ay ben de burayı koydum ama. Hayır onu değil. Şunu bak. Gördün mü? Harika bir banyo. Çok güzel. Çok da sevimli oldu. Yine sarı lavabosu da var. Takımı. Klozet. Ama bunlara klozete gerek yok. Ama evde yaşayanlar için bir klozete ihtiyacımız var. Yok. Onlar da kuma yapamaz. Öyle değil mi? İnsanlar da. Kız ne yapıyorsun? Anne. Kediler için tatayı var ya. Ya dışarıya mı koydun? Tamam. Bir tane de içeriye koy. Bak burada da kumlu var. Şu sarıyı da buraya koyabilirsin banyoya. Hayır, banyo yakayım. Banyo yapıyorduk ya anneciğim. Banyo yapacağız. Şimdi yapacağız. Banyoyu yapacağız. Evet. Tuvalet adı. Bence bir tane de sarı kum koy oraya kediler için. Ama inşaat. Belki hastalanabilir birisi. Temizlik malzemeleri mi? Ay hastalık şeyi. Tamam. Bu da böyle. O ne patili? Patilerin şeyi. Ne anneciğim, bakım şeyi mi? Patilerin şeyi. Patileri. Aa, pati temizlemiş ya çantası mı? İstersen oraya bir raf koy. Rafa koyabilirsin, öyle değil mi?
Let's learn it now. Hangi rafı koyacaksın? Olamaz, o çok büyük geliyor ve diğeri düşüyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Banyoya halı koymasaydın. Islanacak, hadi biraz karakter koy. Aa, burası boş kaldı, burası ne olacak? Bilmiyoruz. Kediler, köpekler nerede? Eve girecek. Köpekler burada. Birkaç tane daha koy. Hadi yataklarına girsinler. Hadi. O zaman kedilerimizi seç. Bol bol kedi köpek istiyorum bu evde. Hadi. Bak burada uyuyor. Çok tatlısınız. Cimcibeler sizi. Bunların adı Eddie ile bir de olsun mu? Hayır. Ne? Karamelle çikolata. Tamam. Bu kahverengi olan çikolata olsun. Bu sarılı olan da karamel olsun. Olur mu? Olur. Tamam. Çamura girdi. Çamura mı girdi? Ay, her yerini batırıyorsun. Yapmasana kediciğim ya. O oyun evinden bu oyun evine girip duruyorsunuz. Ay, balıklarını da çok seviyorlar. Bırakmıyorlar. İstersen burayı kapat. Balık. Eve girsinler. Bir bak şurada kedi oyuncağı. Kediler çok sever. Anne, bu balık tutmak için Allah işte. Hayır, kedileri oynatmak için canım benim. Hayır, hayır. Evet, oltaya benziyor ama kedilerin de öyle atacağım. Oyuncakları var. Atacağım. Hadi içeriye gelsinler. Sarsın İçeriye atacağız. Gelin bakalım. Bu evde. Bu evde kim yaşamakta? Bu anne. Bir Boka Boka karakteri anne. Geldi. Toka Life World karakteri. Anne. Anne. Babiş. Babiş mi? Babiş'e bak, bayağı bir genç çıktı bu Babiş arkadaşlar. Ay, yeni evimize taşındı Tita. Hadi gelin bakalım yeni evimize. Ay, bir şey duydum. Ay, hayvanlarımız var. Bahçe resmen bir şey böyle pazar yerine döndü arkadaşlar. Ben de döneceğim. Dönecek mi? Dönecek mi? Ne demek döneceğim? Ne çok mutlu olduğu şu anda. İnanmıyorum diyor. Çok mutlu. İnanmıyorum. Hemen gülümsesin ve mutlu olsun. Vav, çok mutlu oldu. O da çok mutlu çünkü kedilerle köpeklerle beraber yaşayacaklar bu evde. Oo, hadi girin bakalım. Girin yatağınıza girin. Yatağınız rahat mı? Bakın. Siz yatın. Yanınıza da kedi ve köpeğinizi alın. Hadi o da gelsin. İkisini de al. Hadi onun da köpeğini kedisini ver. Hadi girin bakalım içeriye. Ama burada bir balık var ya, o balığı yiyebiliyorlar. Ay ne? Anne, o hayvan. Gerçekten mi? Hayır, yiyemiyor, oyuncak o. Gerçek balık değil. Bak, yiyemiyorlar. Ay, bir an yiyecek sandım gerçekten arkadaşlar. Hadi yatağınıza gidin. Kedileriniz de yanınızda uyusun. Tapı tapalı. Tapı açmadan değiştiler. Tamam. Bunlar hayalet gibi girdiler yine içeri arkadaşlar. Hadi. Evet. Kedilerimizin odasına batayım. Çok güzel. Anne dur. Anneciğim. Hadi getir, yatır. Şimdi kedi ve tapı burada yatıyormuş. Orada mı yatıyorlar? Akşam olmuş anne. Akşam olmuş. Hadi o zaman onlar da yataklarına yatın bakalım. Kafamı çıkartayım. Nil, onlar uyurken kedi gizli gizli gelsin kafasına konsun. Hadi. Arkadaşlar bir dün tuşlar bizim kafamıza tondu. Arkadaşlar şimdi tondu. Buradaki kediyi ve köpeği... Ay! Klozete attım yanlışlıkla. Ne yapacağız? Çıkaramazsın artık. Gitti. Ay arkadaşlar, o zaman yenisini alacağız. Yenisini almak zorundayız. Tüh ya, hayvanı tuvalete attım yanlışlıkla. Siz hadi burada oynayın. Sabah nasıl olacak anneciğim? Sabah yapar mısın? Ben tamam. Bir sabah yapabilir miyiz anneciğim? Anne, iki rahatası olacak. Tamam. Mır mır mır. O zaman bu da burada uyuyor. Ay, hepiniz yatakta yapmayın. Sen burada uyu bakayım. Ama ya orada oturuyor ya. Ay, oturmayın. Yatın yatın. Hı? Evin içerisine girsin. Ben onu anne şuraya koydum. Tamam o zaman. Ver bakalım şimdi ben bana. Koyamadım. Koydum. Dur ötetini alayım. Hadi bakalım. Destanlı.
enana nenana ina. Ne sabah olsun? Evet, tamam. Şimdi ama anne yüzünü yıkasınlar, dişini fırçalasınlar. O zaman sabah oldu. Hadi diş fırçalama zamanı. Nerede diş fırçalarınız sizin? Hiçbir şey koymamışsın kedi loşun buraya. Bomboş bir tek kedilerin bakım çantası var. Onda da ne çıkıyor? Kedilerin tüyünü tarayalım bari. Yani onlar daha uyanmamış kediler. Kediler uyanmamış mı? Hadi bakalım. Anne şimdi tamam. Kedilerin... Ay dur bizden önce şu kedilerin bir bakalım uyanmışlar mı diye. Çantamızdan şöyle bir fırçalayayım. Gel bakalım sevdiğim dostlarım sizleri biraz fırçalayayım. Tarayalım. Ay ne kadar çok tüy döküyorsun sen. Sen de öyle mırnabım mırnabım. Kedilerini taradığı için aşık olmuş bu kedi çok seviyor. Bana şurada tamam, su var. Gel. Arkadaşlar gel bakalım bir veda arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar biz oyun oynamaya devam ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Yorum yazmayı